Yerel Seçim 2019 programındayız. Keres'in Kocaeli'sindeyiz şu an. Yanımızda da AK Parti Keres Belediye Başkan Aday Adayı Veteriner Coşkun Korkmaz Bey var. Coşkun Bey, sizi tanıyalım. Öncelikle bu imkanı bana tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Veteriner hekim Coşkun Korkmaz. 1974 Bursa doğumluyum. İlk öğretimimi Keres'te tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdim. Akabinde 93 yılında Veteriner Fakültesi'ne başlayıp 98 yılında mezun oldum. Askerlik sürecinden sonra 2000 yılından beri yaklaşık 18 senedir Keres'te veteriner hekim olarak hizmet vermekteyim. Bunun yanı sıra ticaret de yapıyoruz. Ayrıyeten de 4 yıldır da Süt Birlik Başkanlığı görevini devam ettiriyorum. Şimdi Coşkun Bey, ilk önce ben size şunu sorayım. Yani niye Keres Belediye Başkan Adayı? Yani biz Keresliyiz. Yıllardır burada yaşıyoruz. Daha öncesi var, bunun evveliyatı var. Ailenin siyasetten gelmiş olması var. Bir dönem amcam burada belediye başkanı olarak hizmet etti. Ve diğer eski belediye başkanlarının pek çoğu da akrabamız. Burada yıllardır buradan ekmek yiyoruz. Bunun karşılığında da buraya bir şeyler vermek istiyoruz yani. Keres'e. Yani diyorsunuz ki Keres'in sorunlarını biz daha iyi biliyoruz. Evet. Çözüm üretebiliriz, evet, diyorsunuz. Evet. Coşkun Bey, ilk önce ben size şunu sorayım. Dağ bölgesinin en büyük sorunu yol ve göç. Evet. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Projeleriniz yani, nelerdir? Yolla ilgili mevcut projeler devam ediyor. Bunların takip kontrolünü yapacağız ve hızlandırmayı istiyoruz. Çünkü en büyük sorunumuz yol. Yani yol tamamlansa ilçenin marka değeri, ulaşılabilirliği arttıkça pek çok imkan ayağımıza gelebilecek. Göçle ilgili bunun pek çok sebebi var. Bizim çözebileceklerimiz var, çözemeyeceklerimiz var. Bunlar başlıca gruplandırsak birincisi bence sosyolojik problemler. Aile yapısı, gençlerin şehirde yaşama istekleri, gelinlerin özellikle şehirde oturma isteği. İkincisi iş imkanları, istihdam. Üçüncü de eğitim olarak geliyor. Eğitimde daha çok işte çocuklarını merkezdeki okullara gönderme istekleri ailelerin yüksek olduğundan dolayı göç oluyor. Belki bunun önüne geçemeyebiliriz ama bunu en azından durdurma veya yavaşlatma yoluna gidebiliriz. Eğitimle ilgili tabii projelerimiz var. Öncelikle ona değineyim. Çok önem veriyorum ona. Eğitimle ilgili destekler vereceğiz. Buradaki zaten okulların kalitelerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi çocuklarım da burada okuyor. İmkanlarımız olmasına rağmen Bursa'ya yollamadım. Aynı şekilde bizim de imkanımız vardı ama ben iki evladımı da burada okuttum. Biri zaten fen lisesini kazandı. Bursa'ya gitti geçen sene. Biri de hala burada Davut Zekli okuyor. Tabii bunların imkanları düzeltilirse çok daha iyi insanların çocukların yetişeceğini düşünüyorum ben buradan. Diğer işle ilgili işte sosyolojik problemleri belki çözemeyebiliriz ama ufak da olsa iş imkanları sağlanırsa, burada istihdam oluşturulabilirse gençler burada kalacağını düşünüyorum. Süt Birliği Başkanı olmanız itibariyle ben şu soruyu da sorayım. Yani tarım ve hayvancılığı birazcık daha geliştirirsek, modernleştirirsek herhalde. Tabii onunla ilgili de projelerimiz var. Ufak dokunuşlar. Öncelikle tekrar eğitime ağırlık vereceğiz. Burada iyi bir şekilde yapmasını sağlayacağız vatandaşın bunu. Bilinçli şekilde yaptırdığımızda biraz daha iyi para kazanabileceklerini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra teknik destek de vermeyi düşünüyoruz. Yani ağır şartların iyileştirilmesi konusunda tabii bununla ilgili projelerimiz vardı ama hayata geçiremedik. İmkanlarla ve elimizde olan imkanlarla sınırlı bu. İnşallah bu dönemde belediye başkanlığı bize nasip olursa bunlara daha çok eğilip çözebileceğimi düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili background'um, altyapım çok çok iyi. Sorunları zaten biliyoruz. Zaten sorunun içindeyiz. Hayvancılıkla ilgili. Vatandaşın içindeyiz. Direkt olaraktan bunların dönüşü bize oluyor. Ve bunlara ne şekilde çözümler getirebileceğimizi biliyoruz. Ama şu demek değil yani biz komple burada hayvancılığı kurtaracağız değil. Ufak dokunuşlarla eğitimli olsun, işte ağır şartların düzeltilmesiyle ilgili olsun. Misal burada Beslaş bir tesis kurdu. Allah razı olsun yani. Çok destekliyor bizim çiftçimizi. Bunun biraz daha geliştirilmesini sağlarsak iyi olur. İşte ürünleri Keles bazında, Büyükşehir bazında Beşiktaş'ın ürünlerini daha çok tanıtırsak, daha çok satılırsa buradaki vatandaşın sütünü alabilmemiz, devamlılığını sağlayabilmemiz çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki Coşkun Korkmaz'ı Keles niye seçmeli ya da Keles niye Coşkun Korkmaz demeli sizce? Vallahi aslında bana pek sorulacak bu soru değil ama düşünülen belki en çok bana dönüşü olan şu samimiyet. Yani insanların içindeyim sürekli, sürekli temas halindeyim. Hiçbir şekilde yapmacık olmadım. Neysem oyum. Bu konuda sürekli bana dönüşler oluyor. İşte seni orada gördüğümüzü inşallah görürsek
çok rahat kapını açabiliriz diyorlar. Ve bu konuda da zaten ben her zaman söylüyorum. Yani 24 saat telefon açık olan biriyim ben. Bu değişmez. Her an, her zaman cevap verebilirim. Sorunlarına daha çabuk dönebilirim. Birincisinin bu olduğunu düşünüyorum. İkincisi de zaten sürekli burada ben eğitim hayatım hariç bütün yaşamımı burada geçirdim. Yani Keresliyim, Keres sevdalısıyım. Bütün yani Keres derken bunu bütün mahallelerimiz artık köyler mahalleye döndüğü için hepsiyle yani hepsiyle iç içeyim. Valla bu şekilde düşündüklerini tahmin ediyorum. Yani kısacası şunu da söyleyeyim. Mesela okuyup da hani Keles'ten göçmeyip Keles'e yeniden geri dönerek birikimlerinizi Keres halkıyla paylaşmışsınız. Aslında bu da göç için çok güzel bir örnek. Yani hani imkanlarımız oldu. Ticari imkanlarımız da oldu. Ve hala bu konuda istek de var. Gelip çalışmamı isteyen arkadaşlarım da var. Biz ayrılamadık. Bir tabir vardır bizde. Minarenin gölgesini kaybetmemek. Biz minarenin gölgesini kaybetmedik. Ve bundan sonra da hani bu iş olsun olmasın ben buradayım. Her zaman buradayım. Tekrar tekrar söylüyorum. Nasip olur olmaz ama Keres'in sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğim. İmkanlarım ölçüsünde yetişebildiğim kadarıyla gene yardımcı olmaya devam edeceğim. Keres'te hangi eksikleri gördünüz de belediye başkanı aday olmaya karar verdiniz? Şimdi eksikleri görmek anlamında değil. Yani şu an için tabii. Gelmeyen hizmetler şimdi olarak. 15 yıldır yaklaşık 15 evet. yılı buldu AK Parti iktidarı belediyemiz elimizde. Bundan önceki arkadaşlarımız da fazlasıyla yaptılar. Ama şu değil yani bu arkadaşlarımız burada hizmet vermedi anlamında söylemiyorum. Çünkü bir dönemde zaten Mustafa Bey'in yanında çalıştım. Mehmet Bey de devam ediyor. Benim iddiam şu, ben daha iyi yapacağım diyerekten yola çıktım. Eksikler her zaman olacak, olmamasına imkan yok. Yani bu yaşamın getirisi, ihtiyaçlarımız gün gün değişiyor. Eskiden beklentilerimiz, isteklerimiz fazlaydı. Şu an için, ya yani eskiden azdı pardon, şu an için daha da fazlalaştı. Biz burada gene AK Parti iktidarının getirisinden ötürü çıtayı çok yükselttik. Beklentileri yükselttik, vatandaşın bizden beklentisi çok. Burada da önümüze gelen şu, çok fazla çalışmamız gerekiyor. Yani buraya gelen arkadaş kim olursa olsun bir öncekine göre daha fazla çalışmak zorunda. Bu da ne demektir? Yani öncekine nazaran daha iyi aramak peşinde koşmaktır. Eksiklikler dediğim gibi her zaman olacak. Bende de olacak, benden sonraki arkadaşlarda olacak. Ama şu anlamda söyleyebilirim. Yani burada ben Keres'in içinde olduğum için buradaki eksiklikleri, aksaklıkları daha çabuk görüyorum. Bunlara daha çok müdahale edebileceğimi düşünüyorum. Şimdi Coşku Bey, biz çok güzel bir yaylada yapıyoruz bu programı. Bu Kocaeli'yle ya da ilgili projeleriniz var mı? Var. Var. Onlar vakti gelince hepsini tek tek belirteceğiz. Kırsal turizm, bütün arkadaşlarımız hemen hemen üzerinde duruyor. Ama benim yaklaşımım biraz daha farklı, daha komplike, biraz daha büyük düşünmeye çalışıyorum. Bununla ilgili kırsal turizm geliştirmesi yönünde her şeyi yapmak için çalışacağız yani. Biz de çıktığımız bu yolda size başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Bu arada eşiniz de bir eğitmen herhalde. Evet, evet, evet. Bu konuda daha çok özen gösterecek. Özellikle yani eşim yaklaşık benden bir hatta iki sene fazla, 20 yıldır burada Barakta'da başladı. 3-4 yıl orada çalıştıktan sonra Keres merkeze geldi. 20 yıldır da burada öğrenci yetiştiriyor. Dönem dönem çocukların eğitimiyle ilgili işte göç verme talebinde bulunsa da özellikle ben her seferinde önüne geçtim, engelledim. Yani buradan bir iki tane çocuk kurtarması benim için başarıdır, onun için başarıdır. Biz de burada eşimle beraber tekrar her zaman çıkmaya devam edeceğiz. Keres'e katkı sağlamanın peşindeyiz. O da yıllardır işini yapıyor. Çok iyi yaptığını da biliyorum. Çok da memnunlar veliler de, öğrenciler de çok memnun. Dün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Yani pek çok öğrencisi aradı, ziyarete geldi. Yani bundan da memnuniyet duyuyoruz. Mezun ettiği öğrencilerin içinde de çok iyi yere gelenler var. Yani buradan birkaç tane öğrenciyi iyi yerlere, hemen hemen hepsi üniversite okuyor. Ama çok daha iyi üniversite okuyan çocuklar da var. Yani bunlar hepsi bizim için kazanımdır. Bu konuda da eşimin katkı sağladığını düşünüyorum. Biz de bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız eşinizi ve bütün öğretmenlerimizi. Ben de onun adına teşekkür ederim. Biz de çıktığınız bu yolda size başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Coşkun Bey.